Ya baba yanıyor, bir damacana falan yok mu ya? Mikrofona bir şey olmuyor değil mi? Oluyor mu? Allah Allah. Onu bir halledelim. Kanamış anlamış. Abi vallahi böyle bir şey yok. Bana da kızma sakın. Yani ben videoda... Ayıp sonra... değil mi ya? Dedim Muha bir şey yapabiliriz ama yok. Abi yok. Adını bil senin olsun. Yemin et. Hayır. Duydun mu beni? Nasıl gidiyor? Karnım ağrıyor ya. Abi şunların hepsini görsem heyecandan mı karnı ağrıyor yoksa poğaçadan mı? Sabah sabah 4 tane poğaça yedim ya. Şiftel et. Evet, günaydın. Tabii biz bu videoyu sabah çekiyoruz arkadaşlar. Merhabalar herkes, hoş geldi bu ekranlara. Nalet Bebe ile beraber kutu açılışı yapacağız. Ya kutu açalım da yani sabah 8.30'da da niye kutu açıyoruz? Hakkı kurban olayım ya. Abi yani. Sebebi şu, sen bir film çekimlerine başlıyorsun. Bir diğer sebebi de MediaMarkt'tan taze taze bunlar satın alındı, gelindi. Şimdi Ömer'in storylerime bazı cevaplar oluyor. Mesela ben AirPods Max ile böyle bir müzik dinliyordum. Story attım, dedi ki ben bu kulaklıktan istiyorum. Dedim tamam alalım. Sonrasında bir iPhone 14 Pro Max geçişi yapacaktı. En son bu AirPods Pro'dan da dedi ki ben istiyorum. Yani bunları almamız lazım. Madem onu istiyorum bunu niye istemeyeyim falan. İstiyorum. Ama ben istiyorum ki mesela Hakkı gitsin cebinden parayla harcasın bana bir şey getirsin. Hayır ben istiyorum ki Hakkı'dan görüyorum mesela diyorum ki Hakkı bana onu ver yani. Ama Hakkı hemen... Şimdi abi birinci sana şunu söyleyeceğim. iPhone 14 Pro Max'e sözüm yok. Anlattım. Abi su vereyim. Adam. Abi vallahi billahi 5 tane poğaça yedim bak var ya ciğerim şu damağımın üstü kaplama yağ. Sanayi poğaçası. Bilenler bilir. Çok severim. Çok severim. Bu poğaça yüzünden çok büyük anılarım var. Çok büyük yaşanmış kötü anılarım da var poğaça yüzünden. Poğaça sevdam yüzünden. Üst damağım yok, midem de yok. Yapan adamlar izliyor abi bizi şu an. Yapan arkadaşlara çok selamlar olsun. Çok lezzetli poğaça. Bir tık yağ yani. Kresi yağını alalım. Teşekkürler. Sulayın abi. Sularım kalsın. Hortum bağlayın abi. Vallahi abi. Bir damacana ver. Cap cap çekeyim şuradan ya. Abi şunu soracağım. Bunlar sana niye çekici geldi? iPhone 14 Pro Max'i ayırdım. Bunun niye çekici geldi belli de. Bunlar... Şimdi kanka iPhone 14... Ya iPhone'u kullanıyoruz artık. Yani iPhone'un çok anlatılacak bir şey yok. Bir de biz içerik üreticisi olduğumuz için bizim cebimize her zaman müteahhitin arabası neyse bizim de telefonumuz o. Anladın mı? Ama şöyle bak. Olay sadece müteahhit. Hani bizde para var. Bu inşaat bitecek. Efekti veriyor. Evet. Şimdi sen içerik üreticisisin ya. Abi bir video çekiyor. Bir evet, fotoğraf çekiyor. İnanılmaz yani. Bunu... Bazen var ya yeri geliyor mesela kamera kullanmadığım yerlerde bunu çekiyoruz. Bu çekiyor yani. Biz çoğu yerlerde artık bunları kullanıyoruz. Aynen öyle. Biraz daha aşağıdan böyle. Evet abi iPhone 14 Pro Max'i biz seviyoruz. Çekimlerde daha çok kullanıyoruz. Evet kullanıyoruz. O tamam. Peki bunlar? Ya ben mesela geçenlerde sana da söylemiştim aslında. Çok AirPods kaybediyorum. Süper. Tam olarak bu ürün artık o problemi ortadan kaldırıyor. Çünkü MediaMarkt'tan aldığımız yeni AirPods Pro'da şöyle bir şey var abi. Neredeysin diyorsun ses çıkartıyor. Ben buradayım diye. iPhone'un bu özelliğini kullanıyoruz. Tamam aynen öyle. Ben o özelliğe geçtim mesela. AirTag de kullanıyorum artık. He, aynen AirTag'deki mantığın aynısı artık bu AirPods Pro'da var. Ama şu şimdi sen müziğe hakikaten çok evet, ilginçsin. Evet çok ya müziksiz yaşayamam. Şaka yapmıyorum bu arada. Müziği çok seviyorum. Bunun da güzelliği müzik dinlerken bundan konuşabiliyoruz değil mi? Konuşabilirsin. Bir de şöyle abi ekosistemdesin ya. Mesela taktın. Ekosistem anında, derken? Ekosistem şu mesela. iPhone 14 Pro Max'e geçtin. Hı. Ondan sonra bunu kulağına taktığın anda bağlantı çok hızlı. Allah Allah. Öyle mi diyorsun? Abi boğazından şuradan çıkan ses. Şuradan kendime bakıyorum da çok güzel çıkıyor. Boğazından çıkan ses bize geldi abi. Şimdi abi gel kutuyu açalım hadi. iPhone 14 Pro Max. Bu arada kutuyu açmadan önce arkadaşlar bilgi verelim. Bu videoyu destekleyen sevgili MediaMarkt. MediaMarkt'ta evet. Çok iyi fırsatlar var. Buradan şimdi, MediaMarkt'e de kucak dolusu sevgiler. Seviyorsun zaten abi. Öpüyorum. Biliyorum. Daha önceki videolarımız da var. Şimdi MediaMarkt'ta şöyle bir durum var arkadaşlar. Satın alma kararını verdiğiniz bir teknolojik ürün varsa, bunu ben birçok yerde söylüyorum. Tekrar hatırlatayım. Satın alma kararını verdiğiniz bir ürün var. Nedir bu? AirPods Max'i ben seviyorum. Ya da yeni nesil AirPods Pro benim ihtiyacım olan şey. Veya abi dünyadaki en güçlü akıllı telefona geçmek istiyorum. iPhone 14 Pro Max. Verildi mi? Verildi. Ertelemeden bunu alın. Neden? Birçok sebebi var. Daha sonra uzun uzun konuşuruz başka videolarda. Ama özeti şu. Bu kararı verdiyseniz ertelemeden alın. Tamam. Ertelemeden... ertelemeden alalım. Ertelemeden alın. Abi. İnanmıyorum! Abi! 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 Abi. Çay yok mu kardeş? Biz bunu...
Abi çay getir. Ya çay şiftele gelin. Çok güzel bir yer ama imkanlar, misafir olan imkanlarda biraz sıkıntı var. Yani. Oğlum hangi misafir? 10 dakikada 7 bardak çay, 6 bardak su içiyor. Yani başına kalkmış gibi olduk, özür dilerim. Ya, ama Hakkı Alkan biz Türk'üz ya. Abi gelen Türk çayı sever, ağırlanmayı sever. Bizde vardır, evimize geleni ağırlarız, dükkanımıza geleni ağırlarız. Yani 7 bardak çay ne yapar ki Hakkı Alkan'a ya? Abi bir şey yapmaz ya. Ya işi gücü bıraktık şurada bak. Burada iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyin peşindeyiz ama benim içtiğim 7 bardak çay. Bak suyla karıştırdım ya. Abi şöyle lojistik problem var. Yani 10 dakikada 7 bardak çay stüdyoya biraz sıkıntı ama çözeceğiz, hiç merak etme. Sabah 8.30'da yayına gelmişiz abi. Sabah 8.30 bak şu an. Ya bak ben en son ne zaman yani 8.30'da kalktım bilmiyorum yani, evet. Benim işim esnek yani, anladın mı? Ben biraz daha geceleri çalışan bir adam olacağım. Sabah 8.30'da hara hurra geldik. Helal olsun ya, tam dakikasında geldim. Yolda trafik, çok teşekkür ederim. Konuya dönelim. Şimdi satın alma karar verdiyseniz ertelemeyin. Ve MediaMarkt'ta kesinlikle kaçırmamanız gereken bir olay var. Bu da Şahane Kasım. Biliyorsunuz MediaMarkt uzun zamandır Şahane Kasım'da çok iyi fırsatlar sunuyor. Bu bahsettiğimiz ürünler bir de daha fazlası var. Videonun ilerleyen dakikalarında onları da sizlerle paylaşacağım. Mutlaka inceleyin derim. Zaten ihtiyacınız olan linki videonun açıklama kısmında bırakacağız. MediaMarkt.com.tr üzerinden ve bir MediaMarkt mağazasına giderek bu fırsatları mutlaka zamanında değerlendirin arkadaşlar. Yine bu konulara geleceğiz. Abi aç önce bir iPhone 14 Pro Max'ini aç. Hadi bakalım. Bir alttan türkü. Şey yap ya, ben açarken abi falan yap. Ya bir şey onu bıraktın ama bu ara ya. Niye bırakayım abi? O abiyi bıraktın ama bu ara ya. Niye bırakayım abi? Aç abi şunu. Açtım. Aşağıdan da bir iki tane olması lazım. İki tane emniyet. Evet. İşte. Bu arada yavaş aç abi, biraz şey sıkıntılar çeksin. Ben sert açarım. Hakkı. Ya heyecanlıyım, açmasam mı? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Aa. Evet. Bu rengi ilk defa gördüm. Silver grey. Okay. Bu rengi ilk defa gördüm. Bu açıyoruz bunu da. Ben evde açsaydım keşke tamamı. Bir şey söyleyeceğim ya. Onun çelik rengi de farklı. Tabii tamamen bizim... titanyum. Tamamen titanyum. Çok iyiymiş. Aç abi. Evde açsaydım ya. Vallahi onu sadece çıkar da evde kurarsın. Evde açayım ya. Şöyle şuraya şöyle bir yap. Açtım. Evet, kutumuzu açtık arkadaşlar. iPhone 14 Pro Max. Kutumuzun içinde bir adet Type-C kablosu. Bir adet de kullanım kılavuzu mu bu? Değil artık. İğnesi var. Hakkı ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak ben yıllardan beri şu çıkanın ne işe yaradığını anlamam. Ben bunu mesela gidip önceden 4 tane falan çıkıyordu herhalde öncekilerde. Değil mi? Şundan. Bu şöyle çıkırdan. Ne işe yaradığını söyleyeyim. Aslında şimdi bu ilk defa açılacak ya. İlk defa açıldığı için mesela vücudundaki elektriğin buna hani zarar vermesi, anakartı yakması söz konusu. Bu nötralize yapıyor. Yani hiç kimse yapmıyor. Buradaki stikeri çıkart, vücuduna bir yere yapıştır. Ondan sonra bunu açman lazım. Aa, yapmadık. Hı. Ama. İşte hiç kimse yapmıyor. E tamam, yapalım o zaman. Yapmıyoruz, yapmak lazım. Mesela yapıştım. Aynen. Tamam, şimdi kurulumu yapalım. Açıyorum şimdi. Çünkü anakart hani vücudu yok. Anakart şu an sağlamda mı? Şu anda hiçbir şey yok. Statik elektrik kontrolde. Ben bunu da hep alıyordum mesela. Ben yapıştırıyordum sağa sola. Yapmıyorsun abi, yapmak lazım. Açıyorum şu an. Abi bunu videodan sonra söylerler de ben şaka yaptım sana, böyle bir şey yok abi. Yemin et. Vallahi böyle bir şey yok. Sana yemin ederim, sen bana inandın. Çünkü ben şaka olarak başladım. Abi vallahi böyle bir şey yok. Bana da kızma sakın. Yani ben videodayken... Ayıp değil mi ya? Biz buraya gelmişiz. Şiftelet demişiz. Teknoloji firması demişiz. İnanmışız. Güvenmişiz. Senin teknoloji dediğin şey bu şekilde alay edilecek bir şey değil Hakkı Alkan. Sen beni bugün bu şartlarda bu şekilde kandıramazsın. Abi vallahi bilmiyorum. Bak sana bir şey söyleyeyim. İnanılmaz derecede inandım. Kur'an nimet çarptım. İnandım. Nasıl inandım lan ben buna? Yani şuna takacağım buraya, bana elektrik çarptı. Var mı böyle bir şey ya? Sabah 8.30 diye mi oldu böyle bir şey, anlamadım yani. Abi ben ne yapabilirim yani, o kadar inandın ki ben üzüldüm sonra yani. Diyecekler ki abi seni kandırdı falan filan. Hakikaten ya, ne bu? Abi hakkını helal et. Abi o sticker yani işte ben Apple'ın kullanıcısıyım deyip yani onu herhangi bir eşyaya, arabaya falan. Ya bunu arabasının camına yapıştıran vardı mesela. Var, var abi. Var ama işte daha çok böyle laptopa yapıştıran var. Masaya yapıştıran var. Ben bunu yerine koyayım o zaman geri. Abi Type-C'den Lightning kablomuza bir adaptörümüz, evet. Yok ama adaptör konusunda da zaten senin adaptörlerin var. Benim adaptörlerim var ama kutudan adaptör çıkmamasına biraz kızgınım açıkçası. Allah ya. Allah. Gelen herkes. Geçen Amerika'daydım ya. Biliyorsun. Apple'a gittim Amerika'da. Allah Allah. Kim söyledi gitti ya? Bizim bir tane orada bir çocuk var, o söyledi. Sen söyledin, gittim konuma, gittim Apple'a, orada kapıda da söyledim bunu. Almadılar içeriye.
Shop'a kadar girdim abi. Apple Shop var. Oraya girdim. Ben biraz daha içeriye girmeye çalıştım Apple'ın içine. Shop'a kadar girdim dediği yerde dünyanın en güzel Apple Store'u. Orada Baha Bey var ya, mağaza yöneticisi. Hakikaten ya, orada bizim Türkler çalışıyor. Çok ilginç ya. Türkler her yerde abi. Bu arada ya, dünyada tanıyabileceğin en iyi insanlardan bir tanesi. Maşallah ya. Yani insan gururlanıyor biliyor musun? Yani dünyanın takip ettiği bir telefon markasının dünyadaki en büyük shop'un müdürü bizim Türk. Evet. Dedim muha bir şey yapabiliriz ama yok. Abi yok. Postan içini açalım bir tane cebe yok. Mesela İngilizce, o yaptığın şey İngilizce abi. Tabii canım, ben kanka ben bak Amerika'ya gittim 10 gün mesela hiç İngilizce konuşmadım, her işimi halledebiliyorum mesela. İzledik abi story. Ya evrensel dil, anladın mı? Dil bambaşka bir şeydir Hakkı. Peki. Anlaşmak ve frekans bambaşka bir şey. iPhone 14 Pro Max tamam açıldı, onun kurulumu evde olacak. Onu bir köşeye koyalım abi. Yeni AirPods Pro'nu bir aç. Bu gerçekten bak, bu gerçekten çok iyi bir... Bu açıldı abi. Açıldı. Merhaba. İşte onu kaydırdığın zaman eski telefonunu 13 Pro Max'in yani üst üste koyduğun zaman gidiyor. Üst üste değil de yan yana koy çünkü... Bunun arka tarafı şu, onu bazen çok yapıyorlar abi. Şuralar jilet gibi. Üst üste koyduğun zaman bunun camını çizebiliyor. Kanka ben Türk aklı üst üste koyarım. Yani yan yana da frekans kopar falan fişman. Sonra şu sticker alnımıza yapıştırmadığımız zaman biliyorsun o ağdaki bağlantıyı da korumuyor. Ondan sonra bu tamam abi. Tamam. Şey nasıl, Face ID. Şurada daha da küçüldü. Çok ondan iyi ya. Ondan sonra acayip işler var orada. Mesela yüzünü tanıyorsun, büyüyor. Ondan sonra burada bir müzik çalıyorsun, orada her zaman görünüyor. Tıkladığın zaman müzik geliyor. Şu an kapatıyorum. Kapat abi. Kapandım. Şu anda. Tamam, iPhone 14 Pro Max'i bir kenara bırakalım. MediaMarkt'tan satın aldığımız... Bu arada MediaMarkt'tan satın almanın da şöyle bir güzelliği var. Hani bu gerçek mi değil mi? Maalesef böyle bir derdimiz var abi. Aa, çakma olayı da var abi. Geçen birisi 2 yıl kullanmış, 2. yılda bir sorun çıkmış. Apple Store'a götürmüş ya demiş, bunda ufak bir sorun var. Apple'da mı demişler? Dedi, aynen onu demişler abi. Nereden almış? Bilmiyorum, bir e-ticaret sitesinden almış. Alırsa öyle oluyor abi, dikkat etmek lazım. Evet, yani MediaMarkt'ın da böyle bir durumu var arkadaşlar. Tamam dikkat abi. Dikkat edeceksin abi, MediaMarkt orada gideceksin, bakacaksın. Peki. Bu arada MediaMarkt bayağı eski ha. Tabii. Kaç sene oldu ya? Ben mesela Köçeren'de oturuyorum, ilk MediaMarkt açılmıştı bizim o bir çok tane AVM'ye abi oldu. Var ya. Ya çocuk bahçesi gibi giderdik orada gezerdik ya. Nereden nereye, bayağı yıl oldu ya. Şimdi AirPods Pro'yu açalım. Abi kaybolmayacak AirPods Pro aç. Bunların jelatinleri vardı. Onları açtınız mı? Yok, hala var yok. Abi. Hiç açmadık. Ha, jelatin kalktı. Sürdürülebilirlik için. Plastik yok. He, artık şu mu? Hep böyle yeniden dönüştürülmüş kağıtlar. Çek abi. Çekiyorum daha demiş. Bir tane daha. Evet. Ya var ya, bu da büyük teknoloji ya. Şu kulaklık işi var ya, yemin ederim. Bazen kablolu kulaklık kullanıyorum ben, sinirleniyorum AirPods'a. Ben biraz savrum kaybediyorum. Teki kayboluyor, solu kayboluyor falan. Kablolu kullanıyorum. Kablolu da çok vefakar bir şey kablolu. Kıvır koy cebine. Her yerde kullanabiliyorsun yani. Şarjı bitmez bir şey biliyorsun. Ama abi bu bambaşka bir şey. Az önce beni eleştirdin. Görünce heyecanlanmıyorum diye. Görünce heyecanlandım. Evet heyecanlandım. Seviyorum abi. Seviyorum. Böyle bir şey fark ettin mi? Aa, bu ne? Asmak için. Hayda. Mesela çantana bunu takabiliyorsun. Siz o kesilen yerde ne konuşuldun acaba? Bir şey diyeceğiz ona. Bir şey diyor. Aa bak, bu ilginç ha. Evet abi bak. Bunu böyle hop. Aynen, o süper bir şey. Boynuna takıyorsun. Aynen. Ben takmam boynuma. Bir şey daha var. Dur onu kaçırma. Bir şey daha var. Onu fark etmen zor ama. Heh. Evet, burada bir şeyler var. Süper abi. Normalde bunlar yoktu. Hoparlörü var abi. O led vardı ama hoparlör kaybolunca abi. Evet, kayboldu, bağlandı. AirTag'de ses çal diyorsun bulmak aynısı, için onun gibi. Abi aynısı. Bağlanınca, şarjı azalınca seni bir uyarıyor vesaire. Şarja takınca tamam diyor, ben şarj oluyorum. Aa! Kesinlikle abi. Bu da hayırlı olsun sana. Bu arada uçakta mesela şu çok iyi ama hani atıyorum Amerika uçuşu çok uzun olabilir. Evet. Hani bazen de kısa uçuşlarda şu iyi oluyor. Ya kanka bir şey söyleyeceğim. Bu okey aslında. Evet. Bu okey. Bunu evet. Her türlü, her şekilde bu AirPods'u seni her yerde mutlu eder AirPods. Öyle. Hiçbir yerde yarı yolda tamam. Bırakmaz. Dediğin doğru. Dediğin doğru. Ama şu da bu işin ayrı bir mevzusu yani. Bak şu an sen mı? Görüntüye konuşuyorsun tamam mı? Bir de sen bunu kulaklarına bir tak abi. Evet takacağız. Ondan şimdi dinleyeceğiz. Bir tane şarkı aç. Ne açayım mesela şarkı? Sen seviyorsun. Sen ne Niloya'dan neyi dinliyordun sen? Niloya abi. Niloya'dan neyi dinliyordun? Şey dinliyordum abi. Teşekkür ederim Allah'ım, seni çok seviyorum. Onu Muskar bize öğretti. AirPods Pro'yu bir kenara bırakalım abi. Apple. Abi çok güzel bir şey ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? O güzel olmuş ya. Gerçekten çok iyi oldu abi. Hayır AirPods Pro evet ya. Bunu da bir kenara bırak. Çok sevdim. Abi şu... Beni en çok heyecanlandıran bu abi. O kadar şanslısın ki 6.000 liraya bir satın aldık abi. Şimdi kaç para oldu? 15 falan. 14 falan.
Evet, bunu da buradan en heyecanlandığım şeyi açıyorum. Vallahi. Bu kutuyu hemen eve gidip koşa koşa müzik dinlemek istiyorum, biliyor musun? Acayip kaliteli sesi var. Ciddi mi diyorsun? Gerçekten ya? Gerçekten çok kaliteli sesi var. Hayda. Evlat ya. Bu bunun koruma şeyi mi? Kılıfı evet, da var. Evet evet. Aa, abi vallahi inanmıyorum ya bu sefer ben inanmıyorum. Yemin ederim bu sefer ben inanmıyorum ya. Yani. Aa, bir anda geldi elime be pat diye. Dur bakalım. Aa, bu kılıfı bunu buraya evet, koyuyorum. Kılıf. Manyetik o da. Bir şeyler düştü. Bu kılıfı mesela ben bunu böyle... böyle... Yalnız o onun en büyük eleştirisi. Mesela bunu bir yere koymak zor ama yani elinde bile taşınsan hakikaten çok büyük. Yani elinde taşınmaz. Var. Yani elinde bunu bu şekilde DJ arkadaşlarımız var. Onlar taşıyor. Onların kulaklık çok şey olduğu için. Tabii ben bunu şimdi böyle alıp böyle yürüsem uçağa doğru ya da bir yerde bir şeyde derler ki lan ne yapıyorsun ya havan kimi ama abi çok güzel ya. Uf. Bir şey daha söyleyeceğim abi. Şuradan ses açıp kapıyorum. Ses açıyorsun, şarkıyı durdur. Şu? O mesela dışarıdaki gürültüyü çat diye kesiyor. Ne abi. Diyorsun ya? İnanılmaz kesiyor evet. Uçak gürültüsü yok mu? Bir evet. Anda yok oluyor. Bu da Type-C ile şarj oluyor tabii evet. Ki. Yok hayır, Lightning. Lightning ile şarj oluyor. Aa. iPhone'u şarj ettiğin kabloyla şarj oluyor. Peki bir şey soracağım. Atıyorum telefon çaldı mesela. Buna basarak mı konuşuyorum? Yok yine bu büyük o Apple Watch'tan alışıyoruz aslında biz buradaki evet. Crown'a. Ayarla abi kafanı. Bu arada Rolls Royce'daki o detaylara benziyor abi şu. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Ben bunun bu kadar böyle el avuca geliyordu. El avuca geliyordu böyle hayır şey duruyor ya. Çok ağır büyük böyle hakikaten... duruyor ama çok hafif böyle hafif alüminyumlar. Kullanıldığı için. Bir şey söyleyeceğim. Bak. Şimdi... Aa, çok iyi biliyor musun? Şu an hiç seni duymuyorum mesela. Şeyi de güzel yani. Mesela sevmediğin bir adam konuşuyorken hemen tak bunu anladın mı? Sen de aktif gürültü engelleyicisini çalıştırmadın. Bir de müzik dinlemedin. Bir de onları dinle. Ondan sonra bir alırız. Senden böyle kullanıcı deneyimini. Duydun mu beni? Nasıl gidiyor? Açık mı aktif noise cancelling? Konuş daha, bakayım ne diyeceksin? Daha bir de çok daha iyi seçenekler var. Bu deneyimlerini de senden ayrı bir videoda alalım mı? Yani buradaki Apple ekosistemine tamamen geçişini yaptın. En yeni Apple ürünleriyle artık berabersin. Ne hissettin, ne bekledin, ne umdun, ne buldun? Yapalım mı daha sonra bir video? Yapalım. Tamam. Peki abi o zaman. Çok güzel ya. Bir şey söyleyeceğim. Seni hiç kaybetmeyeceğim. Her şeyi çok kaybediyorum ama seni hiç kaybetmeyeceğim. Senle neler yapacağım? Bir şey söyleyeceğim. Mesela diyelim ki... Ya tamam fazla elini sürme. Tamam sen kendi çıkar. O şunlar değişebiliyor abi. Kulakların ha. Üzerine. Evet. Aa! Ne kadar... Ya inanmıyorum ya! Bunlar yıkanabiliyor mu peki? Yok. Yok yıkama ama şey kolay temizleniyor. Tamam. Kanka dostlar bu, böyle. Bunu çok beğendim ya. Şimdi biz Apple ekosisteminden bahsettik. Bazı bilgiler var arkadaşlar. Şöyle ki önümüzde Sevgililer Günü var. Sonrasında yılbaşı var. Evet. Bunlar için de MediaMarkt'ta satın alabileceğiniz hem kendinizi mutlu edebileceğiniz hem de sevdiklerinizi mutlu edebileceğiniz çok güzel ürünler var. Bunlarla ilgili yine video linkini aşağıya bırakıyorum. Hep Apple ekosisteminden bahsettik ama şimdi birkaç tane ürün var abi. Onları söyleyeceğim. Onlar hakkında sadece bir cümle söyleyeceksin. Evet. Bu bahsettiğim ürünler yine MediaMarkt'ta şahane Kasım fırsatlarıyla tüketicilere evet. Ulaşan ürünler. Hazır mısın? Hazırım. Mesela şu anda ne yok sende? Apple Watch yok. Evet. Mesela Apple Watch bu olmaz. Bu şu anda inceleniyor. Ona öyle bakma. Hiç ona bakma abi gerçekten. Abi bakma öyle. Abi lütfen yapma. Bu Apple Türkiye tarafından gönderdi. Bu bana zimmetli. Bu geri gidecek abi. Bu geri gidecek. Ona bir bak ondan sonra geri alacağım seni. Ya niye geri gidiyor? Hakkı Allah Allah. Ben de incelemek istiyorum. Tamam. Apple Watch serisi. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Apple Watch serisinin en son yeni çıkan modeli Apple Watch. Adını bil senin olsun. Yemin et. Hayır. Ama bilemezsin ki zaten. Bilirim. Ne? Apple Watch. 9 mu? 9 değil. Ne? 9 değil abi. 7 vardı. 8... 9 çıkmadı ki. Çıkmadı. Evet. En son 7 vardı. 7'nin üstüne bu çıktı. Evet. Ne bu? Apple Watch 8 değil. Değil. Bunu ama bu en iyisi. Apple Watch... Apple Watch Pro Max Max. Değil abi. Apple Watch Ultra o. He, şimdi Apple şöyle... Watch Ultra ha. Tamam. Dilimin ucundaydı ya. Biliyorum Allah'ım ne ya. Şimdi şöyle Apple Watch Series 7 Nike sürümü yine bu şahane Kasım fırsatlarında mevcut. Onunla beraber abi devam ediyorum. Yalnız bu da başka bir olay ha. Tabii tabii. O... Başka bir boyut bu yani. Uzay yani. Ver o poşeti ver kanka ver. Bununla beraber Xiaomi'nin Mi Robot Vacuum Mop Pro 2 robot süpürgesi var abi. Evde Xiaomi kullan. Bunu bana veriyor mu vermiyor mu? Kendini öldürüyor ya. Sonrasında bir de şey var abi. Mesela iPhone alalım ama. He.
alınabilecek en uygun fiyatla aynı zamanda Apple'ın da destek verdiği bir iPhone olsun dersem iPhone 11'de yine bu şahane kasım fırsatlarından mevcut. Ve aslında olay sadece şahane kasımdı yani. MediaMarkt'ta çok sık kampanya yapıyor. iPhone 11'de mi? Ama iPhone 11 kaç para iPhone 11 şu an kampanyada? Yani güncel fiyatını şimdi fiyatlar değişebildiği için ekrana vermiyorum. Aşağıya linkini bırakırım. Oraya tıklayıp bakabilirsiniz. Onun dışında mesela... Bunu da böyle yapınca mesela Hakkı şey oluyorsun. Elektrik statik. Statik elektrik. Oğlum şey gibi olmadı mı ya? Evet. Spartaküs. Allah aşkına baksana abi. Yavrum 300 Spartalı. 301. işte bu. Yozgatlı ama. Çok hızlı da devam edeyim. Dyson V15, Samsung Galaxy Tab S6, Arzum'un bir yine buharlı ütüsü var. Samsung Galaxy A33 var. Sonrasında Philips'in yine bir çay ustası. Ev elektroniği ürünü var. Bunlar da var abi. Neyse artık çok daha fazla uzatmayayım ben videoyu. Abi geldiğin için gerçekten çok teşekkür ederim. Hı hı. Hayırlı olsun. Sağ güle olun. Güle kullan. AirPods Max. En yeni AirPods Pro ve iPhone 14 Pro Max. Evet geldik videonun sonuna. Abi güle güle kullan. Apple ekosistemine geçişini tamamladın. Bir de deneyimlerini paylaşmak istiyoruz daha sonra seninle müsaitsen. Apple ekosistemine zaten her zaman hakimdim. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu deneyimi de seninle yaşamak benim için paha biçilmezdi. O kadar laf söyledim. Şu saat için de senden çok teşekkür ederim. Çok iyi bir insansın. Saat olmaz abi. Her eve bir hak kalkan lazım. Her insanın bir hak kalkan gibi arkadaş olması lazım. Saat güzel. Ya ne kovalıyorsun? Hala saat olmaz, saat olmaz. Hakkı aldım gittim bu kadar basit. Dersin ki ya bir tane dostuma heba ettim ya. Heba oldu yani. Dostuma hediye ettim. Ne var yani? Dostuma hediye ettim. Dostum aldı gitti. Ondan sonra öyle oldu, böyle oldu. Onu yapmam lazım abi. Vallahi ciğerim yanıyor. Vallahi zimmetli abi. Onun başına bir şey gelsin. Hangi zimmet abi ya? Aman hangi zimmet ya? Allah Allah. Deneyim için veriyorlar. Hakkı Allah aşkına ya. Vallahi bir yıl sonra onu... Ya bir şey söyleyeceğim. Sen gel konuşuruz bunu. 8'e bakalım. 8. 8 değil mi? O daha bayır için onlar. Evet.